koyunlarımızı saldık arkadaşlar. Bugün koçlarlık tekerler arasında bir mücadele çıkacak. 2-3 aydır artık yeni otlar salıyoruz. Yavaş yavaş bir şeyler olmaya başlayacak. Koyunlarımızı otlayacakları yere getirdik. Burada birazcık otlayacaklar. Hani yemlerini vermeye devam edeceğiz. Keçi birkaç tane koyuna çok kötü vurdu boyun üzerinden dolayı. Ayakları kırma tehlikesi atlattı. Şişt, bize de vurmaya çalışıyor. Bakalım bunda nasıl mücadele edeceğiz. Koyunlarımız çok heyecanlı. Teke de o kadar. Ekip yavaş yavaş toplandı arkadaşlar. Şimdi biraz sonra bunları keçi de dahil olacak herhalde. Önce böyle birbirini tartıyorlar. Oradan koç da buraya bakıyor. Yaşlı kurt Bozo da bizimle bugün arkadaşlar. Çapo ve Bozo bizimle. Bozo günü bir vukuatlar işlemiş herhalde. Üstü başı çamur. Ve yorgun kendisi. Keşi bugün bırakmadım. Çünkü burası köye çok yakın bir yer. Gidip orada komşuların köpeklerini boğabilirler. Biraz daha şöyle şu tarafa doğru gittiğimiz zaman o zaman bırakacağım keşi. Beraber ekip olacaklar inşallah. Bir sıkıntı çıkmazsa. Ama Bozo güne vukuatlar peşindeymiş. Uzak sistem olur. Evet, koçlarla keşif bir mücadele gelecek arkadaşlar. Şu anda koçumuz keşif gördü. Keşifle mücadele gelecek. Ama tekemiz de. Yani biz bunu kesinlikle ayırmıyoruz. Çünkü bunun sonucu daha büyüyor. Şu anda işte karışacak herhalde. Artık bir mücadele olacak. Saflar sıkıştı. Keçimiz inatçı ama koçumuz da tekelere karşı gerçekten sinirli bir koç. Tekemizin boynuzları var. Koçumuzun boynuzları yok. Koçumuz da boyut olarak ondan büyük. Ama iki taraf da birbirini tartıyor. Koç vurmaya başladı. Teke de herhalde ama iki taraf da birbirini tartıyor şu anda. Ne koç kaçacağı benziyor, ne teke. İkincisinin dövüşme taktiği de farklı. Ama koçun boynuzları, tekenin boynuzları koç açısından zararlı olabilir. Bacağı falan kırılabilir. Arasında kaldı. Oo, bir darbe geldi şu anda. Koçtan tekeye. Tekenin boynuzları var. Koçumuzun da kütlesi büyük. Koç bir tane daha vuracak herhalde. Koçun bacağını sıkıştırdı. Şimdi bir tane daha erkek tokluğumuz geldi. Şşt, bacağı kıracak. Kesinlikle bunlara müdahale etmiyoruz. Çünkü sonuçlar daha ağır oluyor. Kendileri dövüştükleri zaman daha hafif sonuçlara açılıyor yani. Biz müdahale ettik. Bir yanlışlık, bir ters vurma olduğu zaman koç herhalde artık sinirlendi. Oho. Koçumuz çok sinirli. Teçe biraz şaşkın herhalde. Oo. Teçenin boynuzları koça fayda etmedi. Bu koçumuz tekelere karşı çok gaddar bir koç. Yani diğer koçlar teçeye kesinlikle karşı koymadı. Ama bu koçumuz teçe sanki biraz korkmuş gibi geldi. Tekeyi kovaladı. Koçumuz tekeyi kovaladı arkadaşlar. Teçemiz kaçtı boynuzlarına rağmen. Koçun kütlesinden dolayı dayanamadı koça. Ama yine de inatçı keçilik yapıyor. Ama diğer koçlarla dövüşür bence. Çünkü bu sürü lideri bu koçtu. Sürü lideri hemen olaya el attı. Ve teçeyi dövdü. Bakalım artık öbür koçlarımız ne tepki verecek teçeye. Ama koçumuz onu arıyor sürekli. Onu bir daha bulacak herhalde. Yine bir dövüş çıkacak. Ve koçlarımızın da arasında bir dövüş çıkacak herhalde. Bunların da duruşları olsun, hareketleri olsun. Bunu gösteriyor. Koçumuz gitti yine tekeyi buldu. Koçlar tekeyle karşılaştıkları için. Çok değişik duygular hissediyorlar. İkisi yine birbirini buldu. Koç üstünlük iddia ediyor zaten. Teke kaçtı ama yine de durdu.
Her an bir sıkıntı çıkabilir yine. İşte biz müdahale ettik arkadaşlar. Çok büyük sıkıntılar çıkıyor. Mesela iki tarafta kaçmadığı için sürekli dövüş halinde oluyorlar ve bunların sağlığı açısından zararlı. Ama bir taraf kaçtığı için artık hiçbir problem olacağını düşünmüyorum. Şimdi koçlarım ve diğer küçük koçlarla bu tekemi dövüşecek. Artık buna karşı koymayacaktır. Mesela bak şu koçumuz kaçtı mesela. Tekeden. Tekeden gitti. Keçilerin yanına. Tekemiz gelip yattı arkadaşlar. Koçun tabii kafa darbeleri biraz bunu etkiledi. Tabii koçtan darbe yiyince bana geldi. Hemen erkekliği bize sıktı zaten. Bana vurmaya çalışıyor şimdi. Git oğlum hadi. Git. Niye koça niye vuramıyordun? Hı? Gel bakalım. Aslanım benim. Gerçekten bununla yazın çok işimiz var arkadaşlar. Şimdi bu iyice otlayıp büyüdükçe bize de vurmaya çalışacak. Yakındaki çobanlara biraz sıkıntı yaşatacak. O yüzden bakacağız artık. Kerata acayip. Şimdi koyunları burada bıraktım. Buzdolabı buradan bir şey kazıp çıkardı arkadaşlar. Şimdi onun yanına doğru geldim. Demek ki biraz önce girdiği çamurlarda buralara gelmiş. Buzo. Sen oğlum. Burada bir bacak var. Kargalarda gördüğünüz gibi buralarda ötüyorlar. Zaten burada bozu uğraşıyordu. Buraya kurtlar tarafından gömülmüş ve taze ve yeni gömülmüş. Çünkü biz buraya 1,5-2 aydır gelmiyoruz. Bakın arkadaşlar. Ayak ayran taze. Büyük ihtimalle domuz değildi. Dana ya da inek bacağına benziyor. Ön ayağına. Bir de taze. Yani bizim burada yokluğumuzu bilen kurtlar eti buraya gömmüşler. Tilki bilen bunu getirip buraya gömemez. Bir ağır. Bozu o yüzden çamur olmuş. Bu da kurtların gömdüğü. Hemen taze gömmüşler yani. Çok taze ya. 1-2 saatlik bir şey yani. Çamur bile kurumamış. Zaten burada bataklık bir alan ama yine de kurumamış. Demek ki kurtlar burada var. Kargalar zaten buraya toplanmıştı biraz önce. Şu an bizi önce gittiler. Buzo şu anda kurtların gömmüş olduğu eti ağzına alıp götürüyor arkadaşlar. Bakalım o ne yapacak. Koyunlar da şaşkın bir şekilde onu izliyorlar. Bunlar da ürkmeye başladı çünkü kan kokusu ve kurt kokusu olduğu için arkadaşlar koyunlar da tedirgin. Bakın nasıl bakıyorlar dikkatlice. Çok şaşkınlar. Ama bozu götürüp acaba nereye götürecek? Bozu. 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 Nereye gidiyorsun oğlum? Kurtların getirip gömdüğü bacağı aldı. Götürüyor kendisi. Onu orada bıraktı ama yemiyor ama yanında bekliyor sürekli. Koyunlara bakın arkadaşlar. Hepsi toplandı. Tabii kokuyu anladılar. Hayvanlar çok iyi koku alır. Özellikle koyunların kurt kokusuna ve kan kokusuna karşı bir duyarlılığı vardır. Bakın. Bozuya bakın. Tüm gözler bozunun üzerinde. Bozu bey yemiyor. Yanında bekliyor sürekli. Şimdi onun yanında yatar. Ama koyunlara bakın. Ne kadar tedirginler. Çok tedirgin oluyorlar. Çünkü kokuyu alıyorlar. Bakın şimdi bozu onun yanında. Büyük ihtimalle yatacaktır arkadaşlar. Ve bekleyecektir. Bakalım akşama kadar ne yapacak bozu. Şimdi yatacak herhalde bak. Evet hiçbir şekilde yemiyor. Sürekli yanında kimseyi yaklaştırmıyor. Koyunlar da çok şaşkın. Şu anda koyunları artık eve götürüyoruz arkadaşlar. Yani yemlerini aynısı gibi verdik. Sadece böyle strese girmişlerdi koyunlar. Böyle çıkarıp bir dolaştırdık.
streslerini atsınlar diye. Bundan sonra yavaş yavaş yerlerini kesinti yapıp otlatma sürelerini arttıracağız. Bakın bozoya bakın arkadaşlar. Kurtların gömdüğü bacağı ağzına alıp eve getiriyor. Kurtlar gerçekten bu duruma çok sinirlenecekler. Bozo artık acaba dişiye mi getiriyor bunları, yoksa keşe mi getiriyor? Yoksa eve getirip kendisi mi yiyecek? Bunu ben görüp bakacağım. Gördüğünüz gibi kurtlar çok şaşıracaklar bugün. Geldiklerinde eti orada göremeyecekler. Kesinlikle onlar akşam gelirler oraya bakmaya. Ama etleri göremeyecekler orada. Koyun şu anda evde gidiyor koyunlarımız. Ve bozu da bacağı aldı geldi. Kurtlar bu duruma çok şaşıracaklar. Aslanım benim. Hiçbir şey ziyan etmiyor kerata. Çok akıllı ve duygulu bir köpek. Bozo. Nereye gidiyorsun oğlum? Şimdi hemen eve götürüyor. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kurtları çok sinirlendirdiler. Bakacağız. Hoşça kalın, dostça kalın.